kilo verdim. 4-5 kaşık pilav sadece 2 aydı. Ara öğün saatleri şu şekil beslendi. İnanılmaz yağ yakmışım. Kilo vermeyen kalmasın. Ne kadar kilo verdim. Pantolonlarımın neredeyse hiçbiri olmuyor arkadaşlar şöyle. İstediğim kiloya düştüm. Bu eskiden giydiğim. Eskiden dediğim 2-3 ay önce giydiğim pantolonumken şimdi böyle. Bunu neden gösteriyorum? Çünkü sizleri motive etmek için gösteriyorum. 2 ay önce bu pantolon bana tam oluyorken şimdi böyle oluyor. Yani umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılmayın arkadaşlar. Sizde de işe yarayacak her şeyi anlatacağım. Kilo vermemin en önemli partına hoş geldiniz. Bence video başlasın. Kilo vermemde spor önemli demiştim. Fakat spor kilo vermem için %40 hatta belki %30'luk bir etkiye sahipse bunun %60'ı, %70'i beslenmeyle alakalı demiştim. Beslenme çok çok önemli arkadaşlar. Yine geçen videolarımda söylediğim gibi. Çok düzenli spor yaptığım bir dönemim vardı. Çok uzak bir tarih değil yani. Bundan 4-5 ay önce falan. Mükemmel spor yapıyorum. İnanılmaz ama görmeniz lazım. Haftanın 5 günü çalışıyorum. İnanılmaz istikrarlıyım. İnanılmaz iradeliyim. Müthiş bir spor programım var ama olmuyor. Kilo veremiyorum. Yerimde sayıyorum. 1 ay geçti, 2 ay geçti. Yani müthiş spor yapıyorum ama bırakın kilo vermeyi. Tartıda da eksilmiyorum. Vücut ölçülerimi ölçtüğümde yağ da kaybetmiyorum. Aksine kilo alıyorum. Aksine yağlanıyorum. Bu işte bir sıkıntı var dedim. Spor işini hallettiğime göre sıkıntının çok büyük bir kısmı beslenmedeydi arkadaşlar. Evet sağlıklı da besleniyordum. Fakat porsiyon kontrolü, neyi ne zaman yiyeceğiniz, saat kaçta yiyeceğiniz her şey çok karışık. Her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Bütün bunlara dikkat etmiyordum. Sağlıklı beslendiğimi sanarak aslında yemem gerekenden çok fazla porsiyonda yemekler yiyordum. Kaç kaşık yemek yiyorum şimdi buna varana kadar söyleyeceğim size. Ve haliyle de kilo verememiştim, yağ yakalamıştım, aksine yağlanmıştım. Neyi değiştirdim, ne yaptım? Öncelikle arkadaşlar şu anda sağlıklı yağ, karbonhidrat ve protein bunların üçünün de tabağımda olduğu yemekler yiyorum. Yani beslenmemde bu üçü de var arkadaşlar. Sağlıklı yağ derken neyi kastediyorum? Kesinlikle ayçiçek yağlarını, margarinleri falan böyle yağlardan bahsetmiyorum. Bunları tüketmiyorum. Ben bunları zaten çok uzun zamandır tüketmiyorum bu arada. Sağlıklı yağdan kastım mesela avokado. Avokado müthiş bir sağlıklı yağ ve her sabah kahvaltımda benim bir kere olmazsa olmazım. Akşam yemeklerimde de yiyorum, salatalarıma ekliyorum bazen. Avokado çok seviyorum. Aynı şekilde yine kuru yemişler, çiğ kuru yemişler arkadaşlar. Ceviz, mükemmel bir sağlıklı yağ. Fındık, fıstık bunlar tabii çiğ olacak. Bunlar mükemmel sağlıklı yağlar arkadaşlar. Bunları mutlaka yiyorum. Onun dışında karbonhidrat sayıyorum. Karbonhidratlarımı geçen videolarımda da söylemiştim. 2 ayda nasıl 10 kilo verdim videom. İzlemediyseniz bir kere her şeyin başlangıcı, müthiş taktikler verdiğim, her şeyi böyle genel anlattığım bir videom var. Sağ üstte linkini bırakacağım onu mutlaka izleyin. Orada da söylemiştim, yine burada da söyleyeyim. Karbonhidratlarımı kompleks karbonhidratlarla değiştirdim. Mesela normal makarna yemiyorum, tam buğday makarna yiyorum. Normal ekmek yemiyorum, tam buğday ekmek yiyorum. Patates bazen yiyorum ama çoğunlukla tatlı patates yiyorum gibi gibi. Ve protein zaten olmazsa olmaz. Geleceğiz onlara da birazdan. Öğünlerime geleceğim çünkü. Bunlar benim beslenmemin bir kere olmazsa olmazları. Beslenmeli arkadaşlar benim iyi sonuç görmeye başlamam. Hem aynaya baktığımda, hem vücudumu ölçtüğümde hem de tartıya çıktığımda. Bütün bunlarda eksilme görmeye başlamam açıkçası birazcık daha aralıklı orucu takip etmemle oldu. Intermittent fasting yani aralıklı oruç. Çokça duymuşsunuzdur bence eğer böyle kilo verme videolarına ya da yazılarına denk geldiyseniz. Bu arada bu aralıklı oruç yöntemi herkese tavsiye edilmiyor. Hamileler, emzirenler, diyabet olanlar falan bunların kesinlikle sanırım yapmaması gerekiyor. Ben sizi buradan uyarayım çünkü ben doktor değilim, uzman değilim, diyetisyen değilim. Sadece ve sadece bu platformda, bana ait olan bu platformda kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Bilenleriniz biliyor, bilmeyenler için söyleyeyim bunu. O yüzden lütfen yani hamile, emziren, diyabet bu tarzda kişiler için ya da işte vesaire devamı da var yani. Bu tarz kişilerin lütfen doktorunun onayladığı beslenme programını takip etmesini buradan şiddetle tavsiye ederim. Ben aralıklı oruç yöntemini yapıyorum arkadaşlar ve ne zaman aralıklı oruç yöntemine geçsem gerçekten ciddi kilo veriyorum. Neden bunu söylüyorum? Hayatımda ilk defa aralıklı oruç yöntemini bilinçli bir şekilde yapıyorum. Fakat düşününce puzzle yerine oturuyor. Benim eski videolarım da var. 2-3 sene önce çektiğim ve 2-3 sene önce yaklaşık 3-4 sene önce verdiğim kiloları anlatıyordum. Ben arkadaşlar 25 kilo verdim ve 44 kiloya düştüm geçmişte. O videolarımı da bu arada izleyebilirsiniz. İçerisinde çok güzel şeyler söylediğim videolar da var. Ben o dönemde aralıklı oruç yapıyormuşum aslında. Ama o dönemler bunu bilmiyorum. Ben kendi kendime böyle bir beslenme geliştirdim. İşte belli bir saatte yemek yiyorum, belli bir saatte bitiriyorum. İşte o saatten sonra bir şeyler yemiyorum ama o dönemler gerçekten bundan seneler önce, 6-7 sene önce
önce falan bilmiyorum. Hiç duymamışım aralık doğurucu yöntemini. Ben sadece böyle bir şey yapıyorum ve bu yaptığım şeyden sonuç alıyorum. Sonuç aldığım için de bunu sürdürüyorum. Şimdi araştırdığımda, aralık doğuruca baktığımda birden kendi kendime dedim ki ben 6-7 yıl önce de aralık doğurucu yapıyormuşum meğersem. Yani aralık doğurucu nedir, nasıl yapılır falan diye Google'a yazarsanız zaten bir sürü içeriğe, bir sürü kaynağa ulaşabilirsiniz. Benim yaptığım arkadaşlar 16 saat bir şeyler yememek, o 8 saatin içerisinde bir şeyler yemek. Bu aralık doğuruç yöntemini de ömrüm sonuna kadar sürdürebilir miyim bilmiyorum. Ama şu anda kilo vermek istediğim için uyguladım, sonuç aldım. Ve şu anda birazcık daha sonuç almak istediğim için hala uygulamaya devam ediyorum. Ama dediğim gibi yani bu çok sürdürülebilir ve çok yapabileceğim bir şey mi bilmiyorum. Şu an sürdürülebilir en azından. Şu anda iyi gidiyorum ve şu anıma bakıyorum. Aralık orucun belirli saatleri var. Mesela saat 12-8 de yapabilirsiniz. 11-7 de yapabilirsiniz. 16 da yapabilirsiniz. Yani 10'da kahvaltıya başlıyorsunuz. 6'da, daha doğrusu kahvaltı demeyeyim de ilk öğünü yemeye saat 10'da başlayıp 6'da bitiriyorsunuz son öğününüzü. Ben genelde arkadaşlar 12-8 ya da 12.30-8.30 gibi yapıyorum aralık orucumu. Sabahları hiçbir şey yemiyorum uyandığımda. Kahve içiyorum. Mesela diyelim erken saatte kahve içtim ama 12'ye kadar hala bir şeyler yemeyeceğim. Çünkü 12'de başlatıyorum sabah kahvaltımı. 12'ye kadar hala bir şeyler yemeyeceğim ama bir inceden aç gibi hissediyorsam kalkıp kendime güzel bir matcha latte yapıyorum. Onu içiyorum. Yani bir şeyler içiyorum. Çay içebilirsiniz, kahve içebilirsiniz. Sıvı bir şeyler içiyorsunuz arkadaşlar. Sonra kahvaltı yapıyorsunuz. Aslında aralıklı oruç bana kilo verdirdi mi dersek yani şöyle bir şey var. Aralıklı oruç yapmasaydım ve şu anki porsiyon kontrollerimi uyguluyor olsaydım bence ben yine kilo verirdim. Çünkü ben çok hatalı porsiyon kontrolleriyle ve çok hatalı saatlerde bir şeyler atıştırmam falan vardı benim. Yani öyle söyleyeyim. Saat 9.30, 10. Hatta 10.30 akşam. Hatta 11. Benim böyle midem böyle bir hafif kazınırdı, bir şey olurdu ya hani hepimizin ortak problemi. Bu videoya gelenlerin en azından. Ben hemen dolabı açardım arkadaşlar. Oh, hindi füme bir tane atayım ağzıma. Ne olacak bir tane hindi füme? Aa bakayım yanında da peynir var. Dur bir parça peynir attım ağzıma. Tamam, kapat dolabın kapağını. Midemin o kazınması, o böyle kıyılması geçti. Ama bunlar tabii iyi değil. Bunların hepsi bana böyle yağ olarak, göbek olarak, basen olarak, bacak olarak geri dönüyor. İşte bazen yine midem kıyılırdı. Saat 12-12.30 yine dolabı açardım. Bakardım işte salatalık var, yanında domates var. Tamam salatalık, domates, iki de zeytin atayım ağzıma. Tamam. Böyle şeyler çok yapardım. Geçenki videolarımda da söyledim. Bana çok eskiden yani 25 kilo verip 44 kiloya düştüğüm dönemde de etkisi olan en iyi şeylerden bir tanesi gece açlığıydı. Gece açlığı arkadaşlar bana kilo verdiriyor. Herkes de işe yarıyor mu bilmiyorum ama bence çoğu kişi de işe yarayan bir şey bu. Şimdi gece açlığı bende işe yarıyor. Aralıklı oruçta aslında sizi gece açlığına yönlendiriyor. Yani belli bir saatte yemek yemeyi kestiğiniz için çiğnenecek de hiçbir şey o saatten sonra yemeyeceğiniz için. Örneğin son öğünüm benim saat 8'de ya. 8'den sonra çiğnenecek hiçbir şey yemiyorum arkadaşlar. Aralıklı oruç bunu bir tık gerektiriyor. Zaten bana da gece açlığı kilo verdiriyor. İşte bu ikisi birleşince arkadaşlar beslenme anlamında ben gerçekten çok ciddi kilo verdim. Yani aynaya baktığımda, bacaklarıma baktığımda, yani bacaklarımın before after fotoğrafını bırakayım hemen şuraya. Görüyorsunuz arkadaşlar. Benim bacak derin yaramdır gerçekten. Yani ne kot giyerdim, beğenirdim kendimi. Ya zaten şort falan giymezdim. Hiçbir şekilde etek, mini etek falan giymeyi unuttum. Çünkü bakıyorum kendime aniden beğenmiyorum kendimi. Arkadaşlar üst bacaktan ben kilo almaya meyilli biriyim. Üst bacak ve göbek, bel çevresi. İlk önce ben buradan kilo alıyorum. Üst bacaklarıma bakar mısınız? Ne kadar şişmiş, ne kadar birbirine yapışmış, birbirine sürtünüyor artık ve üst bacaklarımı getirdiğim nokta gerçekten çok başarılı bir nokta. Tam istediğim gibi bir nokta yani. Yani ben aynaya baktım, üst bacaklarıma bakıyorum, kıyafetleri giyiyorum falan. Bütün farkı kendimde zaten böylelikle görebiliyorum. Ve bu ikisi, gece açlığı ve aralıklı oruç yöntemi arkadaşlar bence bende ciddi bir kilo kaybettirdi. Aralıklı oruç yapmasam, sabah şu şu saatlerde kahvaltıya başlayacağım demesem de bence ben gece açlığı yöntemini kullanarak yine göze görülür sonuç alırdım. Şimdi öğünlerime gelirsek arkadaşlar ben en azından şu an için günde 2 ana 2 de ara öğün şeklinde besleniyorum. Sabah kahvaltımı 12-12.30 gibi yapıyorum. Fakat sabah kahvaltımı çok erken saatte yapıyor olsaydım muhtemelen 2 ana değil 3 ana öğün beslenirdim. Yani bir öğle yemeği de katardım beslenmemin içerisine. Ama şu anda 2 ana 2 ara öğün bana gayet yeterli oluyor. Saatleri de söyleyeyim, hatta bence hiçbir sakınca yok yani, bunlar benim tamamen saatlerim. Siz kesinlikle her şeyi kendiniz yapın. Yani ben burada size hiçbir şekilde hiçbir şey yapın ya
yapmayın demiyorum. Bunlar benim yaptıklarım ve benim sonuç aldıklarım. Ben kendimi size sohbet edercesine, yani sohbet eşliğinde kendimi anlatıyorum sadece size. Herkesin kendi saatleri, kendine ait, kendine uygun saatleri tamamen farklıdır. Ben 10-12.30 gibi arkadaşlar kahvaltı yapıyorum. Öğlen 3 gibi bir ara öğün yapıyorum. Saat 5-5.30-6 gibi, yani 5-6 aralığında diyeyim, İkinci bir ara öğün yapıyorum. Saat akşam 8 gibi de arkadaşlar, daha doğrusu 7.30 gibi akşam yemeğimi yiyorum. Yani son yemeğimi de 8 gibi, 8'e doğru yemiş oluyorum. Saatlerim bu şekilde. Arkadaşlar ara öğün çok önemli. Çoğu kişi ara öğünü atlıyor. Ben ara öğün atlamanızı hiç tavsiye etmem size. Neden? Çünkü mesela bende de oluyor. Olmuyor mu? Örneğin saat 5. Yemek yiyeceğim örneğin saat 7.30'da. Düşünüyorum, birazcık acıktım. 7.30'a kadar dayanabilir miyim? Oho, çok rahatlıkla dayanırım. Ama yemeliyim. Çünkü eğer dişimi sıkarsam, çünkü bazı kişilerde şey oluyor, hani yemeyeyim, ne kadar az yersem o kadar yiyeyim. Az yemek size kilo verdirtmez arkadaşlar. Böyle bir gerçek var. Az yerseniz arkadaşlar metabolizmanız yavaşlar. Yani günde almanız gereken belirli bir kalori var ya, işte siz daha ben hızlı kilo vereyim, daha çok kilo vereyim diyerek o kalorinin çok çok altında beslenirseniz, çok düşük kalorili beslenirseniz, yani arkadaşlar metabolizmanız çok yavaşlar. Ve aksine kilo veremezsiniz. Bazı kişilerin ben yorumlarını okuyorum, gerek başka videolara gerek bana geliyor yine. Orada şey yazıyor işte, sadece sabah kahvaltısı yaptım, bütün gün hiçbir şey yemedim ama kilo veremiyorum. İşte 3 gündür hiçbir şey yemedim, günde sadece bir öğün beslendim, kilo veremiyorum falan filan, işte anlamıyorum niye kilo veremiyorum. Bu yüzden kilo veremiyorsunuz arkadaşlar, çünkü hiçbir şey yemiyorsunuz. Yemiyor olmak size kilo verdirtmez. Metabolizma hızınızı da üstüne üstlük düşürürsünüz, kilo vermekte hatta zorlanırsınız. O yüzden almanız gereken kalori miktarını lütfen alın. Metabolizmanız yavaşlamasın. Yani metabolizmanızı böyle açlık seviyesinde tutmak ne sağlık için yararlı, ne metabolizma hızınız için yararlı, ne de kilo vermek istiyorsanız kilo vermeniz için yararlı. O yüzden bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben de bu şekilde beslenmiyorum. Zaten Instagram'da beni takip etmiyorsanız isterseniz edebilirsiniz. Linkini bırakırım aşağıya. Mesela şöyle, bugün ne yedim videoları paylaşıyorum. Bunlardan bu arada çok paylaşıyorum. Çok da keyif alıyorum bu içerikleri üretmekte. Instagram'da ve TikTok'ta üretiyorum bu içerikleri. Mesela bazen ben bunları paylaştığımda şey diye yorum geliyor. Ben bunların hepsini yesem kilo veremem işte. Ben bunların sadece bir tanesini yiyorum bütün gün ama ben niye veremiyorum falan. O yüzden yani yemeniz gerekiyor. Yemeniz gereken porsiyonları, yemeniz gereken kalorileri bir kere yemeniz gerekiyor. Bir diğeri de arkadaşlar, ara öğünlerinizi yemediğinizde, ara öğün yapmadığınızda akşam yemeğine saldırabiliteniz çok yüksek oluyor. Yani akşam yemeğinde diyelim 100 gram tavuk, ya da şöyle söyleyeyim, 3 tane köfte, 4 yemek kaşığı pilav, atıyorum şu anda. 3 köfte, 4 yemek kaşığı pilavla doyacaktıysanız da, eğer ara öğün yapsaydınız, ara öğünü atlarsanız arkadaşlar, ben dayanabilirim derseniz, ki dayanırsınız, niye dayanamıyorsunuz, size 3 köfte, 4 yemek kaşığı pilav yetmeyecektir. Daha fazlasını isteyeceksinizdir. Yani akşam yemeğinde bir yemeğe saldırma durumu gerçekleşecektir. Diyelim yemeğe saldırmadınız, porsiyonunuzdan şaşmıyorsunuz. Bu da ne olacak arkadaşlar? Yetersiz beslenme olacak. Ve gecenin 10'unda belki de gerçekten yani ağlarcasına karnınız acıkacak. Çünkü ara öğününüzü atladınız arkadaşlar. Düşük kalorili beslendiniz. Haliyle akşam yemeğini yiyorsunuz ama o size maalesef yeterli olmayacak. Yani ondan sonraki zaman diliminde de nasıl olacağınızı düşünüyor olmanız gerek. O yüzden ara öğünleri kesinlikle bence atlamayın. Ben hiçbir şekilde atlamıyorum. Ara öğünlerde çok güzel, çok değişik tariflerim var. Yine beni Instagram'da falan takip edebilirsiniz. Buraya da isterseniz paylaşırım. Bilmiyorum yani burada da, YouTube'da da seviyor musunuz öyle şeyleri ama mesela şu çok sevdiğim ara öğünlerimden bir tanesi. Yoğurt yemeyi çok seviyorum ara öğünlerimde. O yüzden şöyle kaseler çok yapıyorum. Bu dünyanın bence gelmiş geçmiş en iyi chia pudingi. Bakın bana güvenin. Benim yulaf videom da vardır. Ben yulafı asla ağzına bile süremeyen biriyken yulaf videomu, yani kendi yaptığım o yulaf tarifini keşfettiğimden beri üstünden 6-7 sene geçti ama hala yulafımı ben o tarifle yapıyorum. Kendi tarifimle yani. Bu chia puding de arkadaşlar dünyanın, size gerçekten abartmıyorum, en iyi chia pudingi. Bunun tarifini de isterseniz verebilirim. Instagram'a bence ben reel olarak çekeyim bunu. TikTok'a da. İşte şu. Bunlar benim çok sevdiğim ara öğünlerim. Değiştire değiştire yiyorum. Birini 3'te yiyorum, birini 5'te yiyorum falan böyle. Ara öğünde de söylemek istediğim kritik nokta şu arkadaşlar. Sağlıklı şeyler yiyoruz, yiyeceğiz zaten yani. Sağlıklı diye ara öğünün de porsiyonunun kontrolünü yapmış olmanız gerekiyor. Porsiyon kontrolü arkadaşlar çok önemli. Mesela pirinç patlağı ben de çok severim. Pirinç patlağı sağlıklı diye 2 tane pirinç patlağı yemek yerine 10 tane pirinç patlağı yerseniz arkadaşlar
yine bir sonuç alamazsınız. Bundan bahsediyorum size. Yani o bir ara öğün de olsa, yediğiniz şey sağlıklı bir şey de olsa porsiyon kontrolü her zaman çok önemli. Porsiyonlarımı ben nasıl yapıyorum? Porsiyon kontrolü için benim söylediklerimi kendinize referans olarak almayın bence arkadaşlar. Ben de kimsenin söylediklerini kendime referans almıyorum çünkü. Neden derseniz, yani bugün bir diyetisyene gittiğinizde diyetisyen de sizin yaşınızı, boyunuzu, kilonuzu, yani pek çok çeşitli özelliğinizi sorar ve size ona göre bir porsiyon kontrolü, yani şu kadar ekmek ye, şu kadar kaşık şu yemekten ye der. Ben şimdi kendiminkini kaşık kaşık size söyleyeceğim ama bu benim yediklerim. Sizin kilonuz benden daha düşüktür. Siz daha farklı kaşık yeme, yani benden daha fazla kaşık yemek durumunda olabilirsiniz. Ya da kilonuz benden daha fazladır. Siz daha farklı yiyor olabilirsiniz. Bu tarz şeyler değişiyor. O yüzden rakamı rakamına, beni referans almayın. Ben mesela söyledim ya başta da spor yapıyordum ama porsiyonlarıma dikkat etmiyordum. Halbuki sağlıklı da yiyordum ve sonuç alamadım diye. Şöyle yapardım arkadaşlar ben. Mesela basmati pirinçten pilav yiyorum ben. Bu normal. Yanına tavuk yapıyorum mesela. Bu da çok normal. Sağlıklı ve salata yiyorum. Arkadaşlar tabağıma şöyle koyuyordum. Tabağımın böyle tepeleme pilav. Bir tane size porsiyon kontrolüyle ilgili bir video çekmiştim, anlatmıştım. Bir tane tabağımız var. Bu tabağımızın yarısı yeşillik ve sebzeden oluşmalı. Diğer yarısını da ikiye bölerseniz karbonhidrat bir kısmında, protein diğer kısmında olacak. Ama şimdi o karbonhidrata ayrılmış bölüm var ya, bu kritik şimdi. Bunu bilmek gerekiyor. Çünkü buraya şu kadarlık kısmı ben 4 yemek kaşığı pilav da koyarım. 8 yemek kaşığı pilav da koyarım. Sığdırırım. Hatta 11 yemek kaşığı pilav da sığdırırım ben oraya böyle üst üste. O yüzden buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Ben işte o ilk dönem öyle yapıyordum. Yani pilavı koyuyorum. Makarnayı koyuyorum. Bir de üstüne şey diyorum kendime böyle. Ben bugün spor yaptım. Bodyci gibi. Yemem gerek tavukları, pilavları falan derken daha da yağlandım. Daha da kilo aldım. Şimdi nasıl besleniyorum? Mesela bir akşam yemeği tabağımdan size bahsedeyim. Çok sevdiğim yemeklerden bir tanesi benim. Somun basmati'den pilav. Bundan bahsedeyim mesela. Hatta şuraya da fotoğrafını bırakayım. Bundan arkadaşlar 4-5 yemek kaşığı kadar ben pilav koyuyorum. Yanında balığım oluyor. Balık 120-130 gram kadar proteinimi balıktan alıyorum. Yanına da artık bir yeşillik koyuyorum. Yani salata yapacaksam eğer salata yapıyorum. Salata yapamayacaksam bir kabak fırına atıyorum. Bu tarzda bir yeşillik, bir şey ilave ediyorum ve bunu iyi oluyorum. Sabah kahvaltıda mesela 2 tane yumurta yiyorum. 1 dilim tam buğday ekmeği yiyorum. Ama eğer çok açsam o gün 2 dilim tam buğday ekmeği yiyorum. Yani 1 kibrit kutusu peynir falan diye hesap yapmıyorum ama yani kesiyorum. Ya şu kadar falan bir peynir yiyorum. Yani daha fazlasını zaten canım istemiyor. 6-7 tane zeytin yiyorum. Yarım avokado yiyorum. Kahvaltımda mesela böyle oluyor. Ara öğünde mesela çok sevdiğim şu yoğurtlu kaseyi yapacağım. Meyvelerden koyuyorum. Mesela bir avuç blueberry koyuyorum. Varsa bir tane orta boy muz koyuyorum. 3-4 yemek kaşığı da yoğurt koyuyorum. Böyle birazcık tarçın falan serpiyorum. Onu yiyorum. Genelde porsiyonum bu şekilde oluyor. Ben mesela bu ara öğünü yaptığımda, o kilo veremediğim dediğim dönemde bunu yapıyordum ama 7-8 yemek kaşığı yoğurt koyuyordum. Yani dediğim gibi pilavı mesela 4-5 yemek kaşığı koyuyorum. O dönem pilavımı böyle neredeyse 10 yemek kaşığı falan koyardım. Şimdi bazılarınız için 10 yemek kaşığı kilo verdirtecek bir miktar olabilir. Yine söylüyorum. Ama benim için değildi. Çünkü hepimizin yaktığı enerji farklı. Gün içerisindeki hareketlerimiz farklı. Bazal metabolizma hızı falan filan, yani bunları anlatmayacağım. Karışık konular ama herkeste bu farklı. O yüzden sizin normaliniz 8 yemek kaşığı iken benim normalim 5 yemek kaşığı olabilir. Ayşe 5 yemek kaşığı yiyor, biz de 5 yemek kaşığı yiyelim denmemesi gerek. Ama şimdi oradan kısıp oradan ekliyorum. Pilavdan azaltıyorum ama sebzelerimi arttırıyorum. Aslında karbonhidrat alıyorum yine. Sadece karbonhidratımı sebzelerden almış oluyorum pilav yerine. Karbonhidratı düşürmek ya da kesmek, bundan konu açılmışken de karbonhidratı hiçbir şekilde kesmedim arkadaşlar. Yani sıfır karbonhidrat hiçbir şekilde beslenmedim. Çünkü vücudumuzun arkadaşlar karbonhidrata kesinlikle ihtiyacı var. Enerji bir kere almak istiyorsak eğer, mesela spor yapacağız, enerjiye ihtiyacımız var. Bütün bunlar için karbonhidrata ihtiyacımız var. Ama en çok kilo aldığımı artık düşündüğüm o dönem dedim ki karbonhidratı kesmeyeceğim ama düşüreceğim. Dediğim gibi zaten pilav kaşıklarımı eksiltmem öyle başladı. Karbonhidratımı birazcık daha düşürerek ben olumlu sonuç aldım. Normalde diyelim fırına yarım kabak attım. Tabağımda diyelim 10 yemek kaşığı pilav ve yarım da kabak vardı ya. Onu ben şöyle yaptım. 10 yemek kaşığı pilavımı 6 yemek kaşığı pilava düşürdüm. Ama yarım kabak yemek yerine 1 kabak, 1,5 kabak yedim. Ve böylelikle karbonhidratımı aslında sebzelerden ve meyvelerden de aldım. Yine aynı şekilde ben mesela çok ara öğün yapmazdım. Ama ara öğün yapmaya özen gösterdim. Örneğin muz yiyorum, elma yiyorum, meyve yiyorum yani. Sebze ve meyvelerde de karbonhidrat var zaten. Karbonhidratı alacaksam eğer bunlardan da almaya özen gösterdim.
verdim. Yani sadece ekmekten, patatesten, pilavdan, makarnadan değil, meyve ve sebzelerden de almaya özen gösterdim karbonhidratımı. Bir diğer arkadaşlar önemli diyebileceğim ve benim için gerçekten sonuç almamı sağlayan şeylerden bir tanesi her öğünümde protein olmasıydı arkadaşlar. Buna çok çok önem gösterdim. Arkadaşlar protein önemli çünkü protein birincisi sizi çok uzun saatler tok tutacak. Ve bu da kilo vermek, yağ yakmak istiyorsanız zaten mükemmel bir fırsat demektir. Bir diğeri arkadaşlar eğer sporda yapıyorsanız ben yapıyordum. Umarım siz de yapıyorsunuzdur. Güzel bir alışkanlık spor. Bu alışkanlığı edinmek gerekiyor çünkü. Sporda yapıyorsanız eğer arkadaşlar sporda çalıştırdığınız kasların yenilenmesi, onarılması, bir nevi beslenebilmesi için proteine ihtiyaç var. Kaslar açısından da protein yemek çok çok önemli. Mutlaka protein yiyorum. Mesela kahvaltımda mutlaka yumurta oluyor. Harika bir protein. Humus yiyorum. Öğle yemeğinde örneğin az önce söyledim zaten. Yoğurt kasesi yapmayı çok seviyorum. Bazı zamanlar hep olmamakla birlikte özellikle spor yaptığım günler protein shake hazırlıyorum kendime. Mesela onu içiyorum yine ara öğün olarak. Akşam yemeklerimde mutlaka ya tavuk ya balık ya fasulye ya mercimek ya nohut. Bunlardan bir tanesini yiyor oluyorum. Yani protein alımıma bu süreçte çok özen gösterdim. Proteinimi yüksek tuttum. Karbonhidratımı birazcık düşürdüm. Ama karbonhidratı da dediğim gibi tamamen kesmedim. Yanına da sebzeleri ilave ettiğimde arkadaşlar mükemmel. Hem tartıda hem de aynada sonuç alıyorsunuz. Şimdi belki şey diye düşünebilirsiniz. Hiç mi sağlıksız bir şey yemiyorsun? Hamburger yemiyorsun, pizza yemiyorsun falan. Yiyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar olmadan da hayat geçmez. Hayat yaşanmaz. Sonuçta hayatımızda hamburger, patates kızartması, pizza gibi gerçeklikler de var. Ve bunlardan tabii ki eksik kalmamalıyız. Bunlardan eksik kalmak şöyle kötü bir sonuç doğuruyor. Yani kendinize diyorsunuz ki işte ben 2 ay boyunca hiçbir şey yemeyeceğim. Çıldırıyorsunuz, deliriyorsunuz. Arkadaşlarınız pizza yerken siz ona bakıyorsunuz. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir gün her şeyi bir bozuyorsunuz arkadaşlar, saldırıyorsunuz. Sadece pizzalar, sabah kahvaltıda simitler, börekler, akşam hamburgerler. Diyorsunuz ki geçti bitti, sal gitsin. Böyle de olmamak için, böyle yapmamak için zaten bu tarz şeyleri de hayatımızdan kesinlikle silip atmayacağız. Ama porsiyon kontrolüne dikkat ettiğimiz gibi bunları da hayatımıza katarken dikkatli olmamız gerekiyor. Ben ne yapıyorum mesela, yemiyor muyum? Yiyorum. Ama haftada bir maksimum 2 kere yiyorum. Yani haftada bir arkadaşlar kesin bu arada %100. Haftada bir yani o gün yeme saatime de dikkat etmiyorum. Hani normalde dedim ya saat 8'den sonra hiçbir şey yemiyorum diye. O gün dikkat etmiyorum. Haftada 2 de olduğu oluyor bu arada. Ama haftada 3'e arkadaşlar bu süreçte hiç çıkarmadım. Buna çok dikkat ettim. Daha önce mesela bunu yapmazdım. Dün sağlıklı beslendim, bugün yiyeyim gitsin. Aslında haftaya dönüp baktığınızda ben haftanın %60'ında mesela sağlıklı beslendiysem %40'ında sağlıksız beslenmişim. Ya da %50'sinde sağlıklı beslenmişim evet ama %50'si de sağlıksız geçmiş. Şimdi bakıyorum ama yabancılarda da mesela 80-20 kuralı diye bir şey çıktı son zamanlarda. Yani haftaya bakarsanız eğer %80 sağlıklı beslendiyseniz %20 o tarz şeylerde yiyor olmak bence bir sorun teşkil etmiyor. Yeter ki dikkat edin. Yani o %20'lik hafta için söylüyorum. %20'lik kısmı 30'lara, 40'lara, 50'lere çıkarırsanız maalesef o zaman sonuç alamıyorsunuz. Onu ayarladıktan sonra yani kendi hayatınızda bu dengeyi sağladıktan sonra zaten sonuç alıyorsunuz. Onu da bozmuyorsunuz. Yani aynaya falan baktıkça böyle benim az önce videonun girişine yaptığım gibi böyle kotunuza falan giydiğinizde o değişiklikleri bacaklarınızda, göbeğinizde, belinizde falan gördükçe zaten dengeyi korumaya devam ediyorsunuz. Beslenmeyle ilgili şu an aklıma gelenler ve size söylemek istediğim dediklerim bunlardı. Merak ettiğiniz sorular varsa aşağıya yazın. Hepinize teker teker emin olun döneceğim. Beğendiyseniz lütfen beğene basmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kanala abone değilseniz tabii ki abone olmanızı bekliyorum. Ayrıca dediğim gibi Instagram'da falan çok güzel içerikler paylaşıyorum. Yaptığım sporları paylaşıyorum. Ha bir de Instagram'da bu arada sadece o reel'ları değil arkadaşlar. Sürekli story atıyorum. Öne çıkar alanlarda benim food, spor diye kısımlarım var. Mesela yaptığım sporları hemen şuraya bırakayım. Bu şekilde story'ler atıyorum. Bugün bunu yaptım, şunu yaptım diye. Yemek yiyeceksem eğer mesela smoothie tarifleri falan veriyorum. Böyle ara öğün tarifleri veriyorum. O yüzden beni Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Oldukça aktifim orada. Gelin bekliyorum. TikTok'tan da beni takip edebilirsiniz. Böyle arkadaşlar kanalıma abone olun. Çünkü size bahsedeceğim daha çok fazla şey var. Bacakla ilgili de söyleyeceklerim var. Üst bacaklar yani gerçekten benim en dertli yaralı olduğum konuydu. Bu konuyu gerçekten öyle iyi araştırdım. Öyle iyi öğrendim ki arkadaşlar 2 ayda gerçekten bacaklarımı bundan buna getirdim. Her şeyi sizinle paylaşacağım. O yüzden kanala abone olmayı ve oradaki zil butonuna basmayı unutmayın ki ben video attığımda kaçırmayın. Bildirim hemen size gelsin. Hemen izleyebilin. Öpüyorum hepinizi. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.